Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz. Hoş gördük üstadım. Hocam geçen hafta gönlümüzü daraltan bazı kötü işlerden bahsediyorduk. Bu hafta üçüncüsüne geldik hocam. İnsanlara kin besleme, İntikam alma duygusuyla yaşama, haset etme. Hocam da söylemesi kolay. Evet. Yani en çok da bizi meşgul eden kin, intikam ve haset. Şimdi hocam İmam Gazali hatırlarsanız kin için şunu söylemişti. Kin, intikam alamadığımızda işimizde biriken duygu olarak, yani intikam alınca bir de kızdık, vurduk. Hocam unutuyoruz, geçiyor ama adam bizi çok kızdırmış, bize çok kötülük yapmış. Karşılık veremezsek içimizde hocam kin oluşuyor. Ve hocam bu kin insanın içini çürütüyor aslında, kalbini meşgul ediyor. Evet. O yüzden diyor ki sufiler affet gitsin. Yani o bagajı boşta sırtına taşıma diyorlar. Bugün de hocam insanlar arası ilişkilerde en çok aileler arası iletişim kopukluğu, dostlar arası, iş arkadaşlar arasında. Ya işte sen bana şunu demiştin 40 sene önce. Ben sana şunu demiştim şu kadar süre önce. Hocam şeytan unutturmuyor. Hep o kötü tarafları aklımıza getiriyor. Ne dersiniz? Kesinlikle şeytanın işi bu. Tabii bu arada bizim kendi nefsimize hükümranlığımız önemli. Hatta hesap zamanı insanlar günahlarından dolayı şeytanı sorguluyorlar. Diyor ki benim sizin üzerinizde bir yaptırım gücüm yoktu ki, ben çağırdım siz de geldiniz. Dolayısıyla burada esas olarak insanın yoldan çıkartıcı olarak kendi nefsini görmesi gerekiyor. Evet. Şeytan sadece bir çağrı yapıyor yani. Şimdi sonuçta günahlar, tırnak içinde günah olmasaydı, diyelim ki haset hocam, günah olmasaydı. Şimdi bakıyorsun haset insanın sadece ruh sağlığına değil beden sağlığına da zarar veriyor. Evet. Mesela psikoterapilerde de hocam narsizmin teşhisindeki ölçütlerden bir tanesi aşırı kıskançlık, çekemezlik. Şimdi haseti içeren bir, hasetle eklemli bir şey. Dolayısıyla haset sadece başka insanlarla olan ilişkilerimizde bir fay hattı değil, kendi içimizde de bir fay hattı yani. O insan bir anlamda şey, kendini mutsuz etmenin yolunu bulmuş. Yani ben kendimi nasıl mutsuz ederim? Haset olayım, haset fesat. Haset hocam başkasındaki nimeti kıskanmak demek değil mi? Yani Ali Rıza hocamın çok güzel bir arabası var. Olmaması lazım. Şöyle tabii bunun ötesine de geçiyor. Bunu kafasına takıyor, engelleme yapmak istiyor. Başka açılardan karalama yapabiliyor. Ya da içinde bir yürek yangını başlıyor. Ve ilişkisi bozuluyor yani. Bakıyorsunuz ki diyelim ki iki dost, diyelim ki birisi bir konuda böyle hatır sayılır bir atılım yaptığı zaman ilişki bozuluyorsa bir sebebi şeyden oluyor yani. Hasetten kaynaklı oluyor yani. Hocam sanki bu akrabalar arasında, aynı yaştaşlar arasında çok oluyor bu haset duygusu, kardeşler arasında. Hocam şeyi düşünelim, Kabil ile Habil'in kıssasını düşünelim. Aslında o da nedir? Bir haset. Hasettir yani. Dolayısıyla insanda çok temel duygulardan bir tanesi. Şimdi diyelim ki iblisin hocam, hani Kur'an'da anlatıldığı üzere Adem'e secde edin emri karşısında diletti, kibirlendi ve kafirlerden oldu. Şimdi o kibirlenmenin temelinde haset de var. O zaman hocam haset... Çünkü kendini tanımlarken diyor ki beni ateşten, onu topraktan yarattın. Ben üstünüm diyor. Yani bir kıskançlık, bir haset de var o kibirin içerisinde. Hocam biz haseti falan çok ciddi almıyoruz bazen. Ya işte böyle olur gibi düşünüyorum ama bence çok ciddi almamız gereken bir duygu. Çünkü bak şeytanın lanete uğraması, cennetten kovulmasının sebebi evet, haset oluyor. Ve yeryüzündeki ilk kan dökme olayı, ilk yine kan haset. Yine hasetle ilişkili ve yeryüzündeki fitne ve fesadın, karmaşa ve çatışmaların bir nedeni, yani bireysel düzeyde de bu böyle, uluslararası ilişkilerde de bu böyle. Hakikaten haset o anlamda bir de şey, insanın sadece ruh sağlığına değil hocam, haset gibi negatif duygular insanın ruh sağlığına ağır geldiği için bedenini de etki etmeye başlıyor. Hasta yani. Diyor bir süre sonra. Evet. Fibromiyajiydi değil mi hocam mesela? Fibromiyajinin nedenlerinden bir tanesi bu yani mesela. Ne yapıyor? Habire o negatif duygular hocam sırtına atıyor.
ve sırt ağrıları başlıyor mesela. Tabii başka nedenlerle de olabilir ama en yaygın nedenleri arasında bu tür negatif duygular. Şimdi hocam bu hasetle alakalı İmam Gazali'nin bir terapisi var. Çok dehşet. Hocam İmam Gazali evrensel bir adam. Evet. Hatta hocam Batılılar pek çok şey ondan almış da olabilir. Bu terapilerde falan. El Gazal diye hocam geçiyor onların kitaplarında. Evet. Şimdi diyor ki hasetle alakalı. Eğer Müslümansan diyor yaptığın iş çok yanlış. Çünkü Allah'ın diyor takdirine karşı geliyorsun. Allah size falanca arabayı takdir etmiş. Az çalışmışsınız, zengin olmuşsunuz. Evet. Yani Allah nasip etmiş değil mi hocam? Evet. Ben çok çalışmışım, olamamışım. Yani burada ben size gıpta edebilirim ancak. Hocam gıpta caiz. Evet. Gıpta şu demek, onun da olsun, benim de olsun. Evet. Haset, onda olmasın, bende olsun. Ondaki, elindeki de helak olsun mümkünse. Şimdi diyor ki İmam Gazali, ya diyor Müslümansan bu tür duygular Allah'ın hikmetine, Allah'ın kaza ve kaderine isyandır, caiz değildir. Peki Müslüman değilsin diyor. O zaman şunu düşün diyor. Senin bir düşmanın var şimdi veya rakibin, iş arkadaşın, evet, ama rakipsiniz. Sen onu kıskandığın, haset ettiğin zaman diyor, sen mutsuz oluyorsun ya, adam bunu duysa diyor sevincinde oynar. Helal olsun bana ya, falanca çatlatmışım hasedinden. Evet. İyi olmuş, oh çatlasın, evet, deriz hocam, bizde var değil mi? Dilimize, evet, geçmesin. Evet, evet, evet. Yani patla çatla, oh olsun, evet, deriz ya. Ya adam diyor yani kutlama yapar diyor, bunu duysa diyor sakın diyor. Ya düşmanını diyor mutlu etme diyor. Yani evet. Haset düşmana zarar vermiyor. Koca o kadar haset ettik, hiçbir fakir düşmüyor, evet, mesela ettiysek. Ama sen enerjini, vaktini, o düşüncelerini, hatta dediğiniz gibi psikosomatik hastalıklar oluşuyor. Evet. İşte gidiyor mesela evin eşyası daha güzel falan canımın. Veya hanım daha güzel, ne bileyim ya, Allah öyle vermiş sana, bana, herkesin. Tabii bazı bu tür negatif duygular hocam insan davranışını çok hızlı ve keskin bir şekilde etkileme özelliği de var. Mesela pozitif duygular diyelim ki şefkatli, merhametli, sevgiydi. Bunlar böyle şeydir, zamana yayılıdır. Ama diyelim ki kin, nefret, haset, öfke, kızgınlık, bunlar anlık olarak insana çok büyük yanlışlar yaptırabilir. Zıvanadan çıkmak deyimi vardır ya hocam yani. Eyvallah. Eskiden hocam zıvana deniyormuş. Trafik polislerinin içinde bulundukları bir şey varmış. Böyle daire gibisi bir şey var. Evet, evet, evet. Kutucuk gibi diyelim. Yani o artık demek ki o kadar öfkeleniyor ki trafik polisi arabalara davranışlarına, onlara müdahale etmek için yani. Dolayısıyla insan kendi ruhsal dengesi açısından, yani insan kendini seviyorsa hasetten uzak durması lazım yani. Evet hocam, bir de intikam duygusu, İmam Gazali bunu söylüyor. İnsandaki hocam en üst zevk intikam almak düşmanından. Yani helva yemek, tatile gitmek, deniz kenara gitmek falan değil. En büyük zevk hocam düşmanına intikam alabilmek. Çünkü belama çok kızıyorsun, ulaşamıyorsun bir türlü. Ha, ulaşınca, evet, intikam alınca rahatlıyorsun. Ama ilginç tabii, genellikle bunun bedeli çok ağır oluyor hocam. Hocam yani, şöyle intikam almak kolay bir iş değil yani. Şimdi bir adama zarar vereceksin, bir sürü plan proje yapacaksın, para harcayacaksın. Evet. Halbuki affetmek, eğer affedilmesi gereken bir suçsa, yani dinimize, ırzımıza yapılan bir saldırı değilse veya kamu hakkı değilse hocam. Evet. Affetmek daha güzel. Tabii de şu var hocam, affederken de şunu da unutmayalım. Yani affettiğimiz adam bunu daha büyüterek yapacaksa o adamı affetmeyelim. Evet. Ama bir hata yapmış, affedince adam düzelecekse affedelim. Tabii hocam affetmenin de değişik şartları var. Şimdi adam yani devleti soymuş, bu adamı affedelim. Bu kamu hakkı değil mi hocam? Yani ya orada adaletin hakkı, tecellisi gerekiyor. Tabii. Ama öbür türlü intikam hissi sürekli ya da bir insanı kin ve nefrete sürükleyen bir duygu durum olduğunda hocam, o diğer pozitif duygulara hakim oluyor ve insanı onlar yönetmeye başlıyor. Şimdi bu bakımdan mesela affetmenin hocam psikolojisi değil sadece fizyolojisi de araştırılmış. Diyelim ki insanın hormonal dengelerinde bile bozukluğa yol açıyor yani. O intikam duygularıyla dolu olup böyle plan proje işi yaparak yaşamak. Evet. Bir de bunu yapamadığı için hocam içten içe hiç durmadan ne yapıyor? O kin ve nefret onu ediyor. Kendi kendine kızdırıyor yani. Bir de geviş gerektirme denilen bir psikolojik süreç vardır. Kafasında o konuyu habire döndürüp durur. Demez. Onun dışına çıkamaz yani. O onu yönetmeye başlar. Yoksa bu şu anlama gelmiyor. İnsan hiçbir şeye öfkelenmesin, hiçbir şeye tepki vermesin, hiç kızmasın, hiç üzülmesin değil. Ama bu duygular onun duygusu olması lazım. Ama o duygu o insanı
kendini esir alırsa o zaman bir şey doğuyor yani. Büyük problem doğuyor. Bir de affetmek şu şekilde de olabilir. Konuyu Allah'a havale edersin. Evet. Allah'a havale edersin. Onunla olan psikolojik bağını kesersin o mevzuyla ilgili. Dolayısıyla onun yükünü üzerinde taşımaz hale gelirsin. Bazıları şey diyor, sanki yani affettin, yani affetmenin de ara formülleri var. Konuyu Allah'a havale edip kendi gündeminin dışına çıkarmak yani. Hocam bu bir de intikam cahiliyeden kalan bir iş. Kan davası hatırlarsanız. Evet. Peygamber Efendimiz kan davasını kaldırmıştı. Hocam hala bizim bazı bölgelerimizde var bu kan davası. Hocam ben hakikaten merak ediyorum. 3 nesil önce birisi birini öldürmüş. Evet. Demek hocam 3 nesil yani 40-50 sene o hatıra hep canlı kalmış. Bu benim dedemin dedesini öldürmüş. Evet. Ben de bunun torununu öldüreyim. Yani şimdi diyelim ki olayın failini ne bir tepki versem bu başka bir şey de yani, olayın faili değil. Onun çocuğu işte onun torunu ya da onun bir yakını böyle olduğu zaman hakikaten olay çok feci oluyor yani. İşte hocam şeytan tabi hocam biz tasavvuf psikolojisi yapıyoruz burada. Şeytan hocam duygularla oynuyor devamlı. Hep böyle insana ya sen nasıl işte bir adamsın ki bak dedenin intikamını alamadın, babanın intikamını almadın. Evet. Hatta bizim çok sevdiğim bir hoca efendi vardır. İsmini vermeyeyim burada. Mübarek bir zat. Hocam hicret etmiş kendi bölgesinden. Böyle bir babasını veya işte yakını öldürmüşler. Evet. Akrabalar devamlı intikam al. Sen de git onları öldür falan deyince Trabzon'u bırakıp İstanbul'a gelmiş. Hmm. Yani demek hocam sizin oralarda böyle öfke işleri biraz eskiden, fazla. Eskiden bunlar şeye sebep oluyordu. Kan davalarına sebep oluyordu. Haklısınız hocam ama şimdi şükür bu tür şeyler artık Karadeniz'in gündeminden çıktı. Ben çocukluğumda hatırlıyorum. Ortaokuldaydım. Bir genç bir kızı kaçırıyor. Kız kaçmak istemiyor, direniyor. Bunun üzerine kızı öldürüyor. Kız tarafından birisi gidiyor, çocuğu bulamıyor. Gidip babasını öldürüyor. Babanın ne kabahati? Babasının haberi yok belki. Tabii. Bu defa o orada bir gün içerisinde 5-6 kişi şey olmuştu. Öldürülmüştü yani. Hocam tabii İslam'ın olmadığı yerde zulüm var. İslamiyet sadece suçu işleyeni mesul görüyor. Evet. Baba oğuldan oğul bir de bu adaletin onun değil de kimin yapması lazım? Devletin tabii bir de. Yani adalet kurumunun bu işi yürütmesi tabii, lazım. Tabii. Bu arada hocam Kuşeyri, İmam Kuşeyri Kuşeyri Risalesi'nde bir şeye değiniyor. Çok ben önemsediğim bir kısım. Şimdi böyle içimizden bir şey geldi. Kin, haset, nefret ne bileyim yani böyle negatif bir duygu harekete geçti. Bu şeytandan mı, nefisten mi? Nasıl ayırt edeceğiz yani? Diyor ki Kuşeyri, nefs senden bir şey isterse onda inat eder. İlla onu yapmanı ister yani. Ama şeytanın öyle bir derdi yok. Senin için önemli olan günah işletmektir. Bir günah sana söyledi, onu yapmıyorsun. O zaman şunu yap. Olmadı öbürünü yap. Olmadı öbürünü yap. Şimdi içten diretme olayı. Bunu niye söylüyorum? Bizim tırnak içinde esas düşmanımız şeytan değil. Dışımızdaki şeytan değil, içimizdeki şeytan. Nefsimiz. Dolayısıyla bizim kendimize mukayyet olmamız lazım. Kendimize kendi iç bütünlüğümüze önem vermemiz lazım yani. Yoksa işte şeytan dürttü de bunu yaptım. Şeyi çok yaygındır hocam. Gerekçesi çok yaygındır. Doğru. Şeytan sadece çağırıyor seni. Ama harekete geçen sensin yani. Ya hocam biz ders çalış, iş yap diye çok çağrı duyuyoruz ama pek de peşinden gitmiyoruz değil mi? Nice evet. İnsanlar, hocalar, efendiler vaaz ediyor her cuma günü, hutbe dinliyoruz. Hep peşinden gidiyor muyuz? Evet. Çoğu zaman gitmiyoruz maalesef. Demek ki irademiz var. Şeytan da çağırsa, hoca efendi de çağırsa, melek de ilham evet. etse sorumlu biziz. Hocam nörobilime girebilir miyim? Ya hocam çok alakası yok. Hadi hatırın bak, için. Bak nasıl alakası var. Hatırın için hadi. Şimdi hocam insanın beyninin özelliği bir anda bir konuya odaklanmak. Aynı anda birden fazla konuya aslında odaklanmıyor. O konular arasında gidip geliyor. Hmm. Bunun bir örneğini vereyim. Trafikte araba kullanıyorsun. Cep telefonunu kullanıyorsan gel gitti olduğu için mesela sarhoşlar kadar kaza riski doğuruyor. Hmm. Alkollü kişiler kadar. Şimdi kin ve nefret gibi hocam negatif duygular insanın beynini öyle sarıyor ki senin başka iş yapmana. Evet. Yani senin ya. Bir beynini hocam işgal ediyor. Düşmanın işgal ediyor. Düşünsene beyninde düşmanın cirit atıyor. Yani sen beynini nasıl olur da düşmanına tırnak içinde tamam mı? Teslim edersin. Ve teslim ediyorsun yani. Aynen.
Evini almadığın birini hocam, evini almadığın biri beyninde dolaşıp duruyor yani. Eyvallah hocam, şimdi bunun çaresi de var esasında. Bunun peşinde diyor ki Karni, zikrullah ile meşgul ol. Şimdi hocam sufiler demişler ki bu insan beyni asla boşluk kabul etmiyor. Devamlı bir şey düşünecek. Evet. Demişler ki ya zikrullah ile meşgul olsun. Allah desin. Bir dakika hocam, Allah bir itirazda bulunacağım. Buyurun hocam. Habire böyle zikir ediyor ama böyle hiç de dediğiniz gibi etkileri i̇şte olmuyor. Hocam düşünerek, tefekkür ederek zikir edeceğiz. Er-Rahman deyince Allah'ım sen merhamet sahibisin. Ben de merhamet sahibi olayım. Ben herkese merhamet edeyim diyeceksin. Ha, yani bu tür bir duygusal yoğunlaşmayla tabii, birlikte olduğu zaman. Meditasyon diyelim hocam hadi. Tefekkürle beraber. Evet. Meditasyon deyince aklımıza yoga falan geliyor ya. Evet. Allah'ım sen affedicisin. Bu ne demektir? Ya ben de insanı affedeyim kardeşim. Allah beni affediyorsa ben de başkasına karşı affedici olayım. Eşimi affedeyim, çocuğumu affedeyim. Bir de şey, insan kendine sıra geldiği zaman hocam mesela çok fazla af talebinde bulunuyor. Evet. Ama diyelim ki başkaları, bir de çok ilginç hocam, mesela sevdiği birisi yanlış yaptığı zaman ona daha affedilmez davranıyor. Niye? O benim, çünkü ben onu seviyordum, o beni seviyor da. Ama aslında en çok tahammül etmemiz gereken de o yani. Öyle hocam ya. İşte hocam bu pozitif düşünceyi sufiler çok öncelemişler. Çünkü insan beynine hakim olmak mümkün değil ama pozitif, işte Allah'ın isimleriyle, zikrullahla, Kur'an'la daha güzel işlere meşgul olursak beynimize, hocam ben şunu diyorum öfkelenen insanlara, aman diyorum hemen öfkelenin tek başına kalma. Mümkünse Kur'an oku. Kur'an okudum hala öfken geçmedi. Yani kafan hala öfkede. Git diyorum bir sevdiğin arkadaşlarla muhabbet et. Şöyle bir biraz muhabbet edin. Hocam dağılıyor öfke ya. Beynimizin kandırmamız lazım. Beyni o anda başıboş bırakırsak veya nefsimiz diyelim hocam. Evet. Nefis hocam bunu böyle inceliyor. Rumination dediğiniz o geviş getirme. Bana nasıl söyler? Bana bunu layık mıyım? Dizi film yani. Aynen. Ben de şöyle desem şöyle olurdu. Hocam o kadar çok güzel bir hikaye var. Evet. Adamın gece yolda tekeri patlamış. Bakmış kirkosu da yok. Işık görmüş. Demiş gideyim çalayım. Arabası da var kapısının önünde. Kirkosu isteyeyim. Tekerimi değiştireyim. Yolda demiş ki ya şimdi kapıyı çalacak. Adam bana diyecek ki demiş üstten. Ya kardeşim gecenin müsaadeyi kapımı çalıyorsun. Bir. Sen ne biçim şoförsün? Niye kirko taşımıyorsun yanında? İki. Kafasında hocam böyle rumination. Geviş getire getire gitmiş. Kapıyı çalmış. Üstten adam camısı çıkmış. Bicamasıyla ev sahibi. Buyur kardeş ne istiyorsun demiş. Bırak kardeşim istemiyorum. Kalsın kirko demiş. Şimdi o kadar negatif düşünerek gitti ya. Evet. Adam ağzını açmadan ne istiyorsun söyle yardımcı olayım diyen adama bile istemiyorum kalsın senin kirkon demiş. Bana kirko falan lazım değil demiş. Hocam sizin bölgede olabilir mi zat? Olabilir. Olabilir. Bizde böyle şey, içsel konuşma denilen şey. Hocam bu arada daha önce bahsetmiştik. İnsanın aklından hocam bir günde 60 bin düşünce geçiyor. Saniyede bir insan aklından düşünce geçiyor. Bir gün 24 saat değil hocam. 23 saat 56 dakika saniyeleri de var, saliseleri de var ama 24 saat sayıyoruz. Niye hocam? Böyle. Eskiden böyle. Bir soru işareti olsun. Tamam. Zaten eskiden hocam dünyada 10 saat falandı şey hocam, bir gün. Hocam bu da nörobiyoloji uydurduğu şey mi? Bu astrofizik. Peki. Şimdi mesela hocam biz rüya ne kadar görüyoruz bir gecede? Genellikle rüyaların hocam birkaç saniye olduğu söylenir. Halbuki biz bir gece boyunca hocam 80-90 dakika rüya görüyoruz. Bunu niye söylüyorum? Biz en çok düşünme olayının olduğu yerlerden birisi hocam aslında şey, uyku hali. Beyin hiç durmadan şey ediyor, çalışıyor. Mesela beynimizde hocam şey var. En kılıbık erkek türü neydi hocam? Okyanusta, sularda yaşıyor, denizlerde. Deniz atı. Öyle hocam. Evet ya. Hocam. Deniz atı en kılıbık erkek türü. Valla hocam Türkiye'de bazı bölgelerde çok kılıbık adam var ya. Hocam deniz atı kadar olamaz. Niye? Niye hocam? Taşıyıcı anne çünkü onlar. Taşıyıcı anne. Bebeği de mi taşıyor? Bebeği değil. Diyelim ki şey yumurtalar dişi de yumurtaları döledikten sonra dişi yumurtaları erkeğe veriyor ve erkek onları büyütüyor yumurtaları. Ve ondan sonra onlar yumurtadan çıkıyor. Taşıyıcı anne. Şimdi bizim hocam beynimizde de
nörobilime geldik. Eyvallah hocam, yine geldik. Hipokampüs, yani deniz hattı var. Deniz hattına benzediği için o hat verilmiştir. Bizim gün içinde öğrendiğimiz, yaşadığımız her şeyi elden geçiyor. Uygun gördüklerini uzun süreli belleğe atıyor. Uygun görmediklerini de geri dönüşüm kutusuna ya da geri dönüşmeye kutuya götürüyor. Dolayısıyla gece de beynimiz hiç durmadan aslında hocam faal. Dolayısıyla şimdi bir bakıyoruz hocam, bir günde 86.400 saniye var. Saniyede bir düşünce aklımızdan geçiyor. Buradan hareketle 60.000 düşünce diye bir hesap çıkartıyorlar. Ben 60.000 düşünceyi hocam bir roman olsa ne olur diye bir baktım. 10 cilt roman yapıyor. Of. Her düşünceyi bir cümle yaptım hocam. Bir hesap 10 cilt roman. Şimdi 10 cilt roman düşünüyoruz bir günde. Peki bunların ne kadarı karamsar, ne kadarı negatif, ne kadarı sorunsallı, problemli ya da absürt, fantastik? %75 hocam en az. Şimdi işte ne oluyor hocam? Mevlana'nın hocam çok inanılmaz bir vurgusu var. Diyor ki insan hayallerini, hayal çok önemli diyor. İnsanlar hayallerini kötülüklerden arındırması lazım. Hayal dediğin şey diyor, bakırı altına dönüştüren bir simyadır. Şimdi biz hayal gücümüzle, hayallerimizle hocam son derece negatif, karamsar, kötümser, kötücül vesaire olunca ne oluyor? Bunlar bizim beynimizi işgal ediyor yani. Hatta hocam yanlış hatırlamıyorsam şöyle diyor Mevlana, sen ne düşünüyorsan olsun. Evet, o yani noktaya kadar gidiyor yani. Yılanlar akıllar içinde olduğunu düşünüyorsan, gerçekten öyle hocam değil mi? Evet. İnsan yani gece mesela bir yılan görsek önümüz patlıyor. Evet. Hatta bazen biliyoruz öyle olmadığını ama yine vehim ve evham korkutuyor bizi. Evet hocam. Hocam hayalle ilgili çalışmaları da var. Nörobilimsel çalışmalar. Hay Allah hocam. Genel nörobilim. Şimdi nörobilim, evet. Mesela çok ilginç. Diyelim ki hocam Türkiye'nin rekortmen hatırcısı kimdi? Naim Süleymanoğlu. Allah rahmet eylesin. Hani biz üniversite yıllarındayken şampiyonluğu, dünya rekoru kırmıştı. Şimdi diyelim ki Naim Süleymanoğlu podyuma çıkıyor hocam. Fizik egzersiz yapıyor. O anda hocam MR'la ölçümler vesaire yapıldığında antrenman esnasındaki nöronlar arasında ve kaslardaki elektrokimyasal akımlar takip ediliyor. %30'luk bir şey var. Hareketlilik saptanıyor. Öbür tarafta hocam oturuyor. Oturduğu yerde sadece hayal gücünü kullanıyor. Duyguları da dahil ama. Hmm. Ve antrenman yaptığını tahayyül. Hocam buradan mütehayyile Gazali'nin vurguladığı bir içsel duygu, hayal gücü yani. O insanın hocam gene MR elektrotlar takılı görüntüleme cihazına nöronlar arasında ve kaslardaki hareketlilik %22. Bak %30 fiziki, yakın hayal gücü %22. Bunu üst üste bindir hocam. Şimdi tasavvufta tefekkürün, murakabenin niye bu kadar önemli olduğunun bir şeyi bu, göstergesi. Yani tefekkür ve murakabe sadece düşünsel, bilişsel bir etkinlik değil, aynı zamanda insanın bedenine de yansıyor. Şimdi kin, nefret vesaire gibi duygular hocam insanın tırnak içinde beynini de zıvanadan çıkartıyor. Çünkü o kızgınlık ve üzüntü, depresif hal vesaire beyinde hocam norepinefrin denilen bir hormon salgılanıyor. Bu sağlıklı düşünmeyi engelliyor. Mesela kızdığımızda burnumuzun ucundaki şeyi göremeyişimizin nedeni o. Hocam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sizden biriniz öfkelendiği zaman karar vermesin diyor mesela. Evet. Ne kadar güzel hocam. Evet. Hüküm vermesin de hakimler için ama bizim için de doğru. Evet. Yani bir çocuğumuza çok kızdık. Onunla alakalı bir konuda karar vermemek lazım o anda. Çünkü kesinlikle. Öfkeyle olduğu için muhtemelen hata yapacağız. Sakin bir zamanda. Evet. Çünkü zaten o anda sen tırnak içinde sen değilsin yani. Şimdi böyle diyelim ki susuzluktan böyle kritik eşiğe gelmiş olan bir insan hocam. Sağlıklı düşünebilir mi? Mümkün değil. Şimdi kızgınlık esnasındaki insan da sağlıklı düşünemiyor. Ya da aşırı üzüntü halindeki insan da. Çünkü beyindeki o norepinefrin hormonu onun doğru dürüst düşünmesine mani oluyor. O nedenle mesela bizde bir deyim vardır. Sineye çekmek. Yani ne yaparsın? Mesela böyle kızardı eskiler. Böyle sonra durur bir derin nefes alırdı. Ben o derin nefes şimdi diyafram nefesi denilen şey yani diye düşünüyorum. Sineye çekelim derken o derin nefesi alıp bir şey diyor yani kendini sakinleştiriyor yani. Tabi hocam bunun bilişsel tarafları var, fizyolojik tarafları var. Yani yürüyüş yapmak, gezinmek, tozmak bunlar öfkeyi azaltan şeyler. Ama hocam bence esas bilişsel. Yani intikam almaya değmeyecekse hocam
alıp da günaha girmek. İnsanlar hocam pire için şu an yorgan yakıyorlar. Evet. Çok yaygınlaştı maalesef. Aile bakıyorsun karı koca boşanı veriyor. Niye boşandın? Ben çiçek almadı. O da bana selam vermedi. O ben yemek yapamadı falan. Bakıyorsun basit sebepler hocam ya. Hocam trafikte mesela bunun alasını yaşıyoruz öyle değil mi? Şimdi ben eskiden bir zaman trafikteyim. Bir araç bana öyle tehlikeli bir hareket yaptı ki böyle şeyden çıktım, kontrolden çıktım. Adamla arabamı hizaladım. Yanımda şey vardı, kalın eski haritalar vardı, yol haritaları. Onu fırlatacaktım. Adam anladı, gaza bastı. Kaçtı gitti. Şimdi hayır hocam, iyi ki gitti. Şimdi ben sonra düşündüm. Ya sen deli misin, nesin? Yani orada ona vurma ihtimalin çok düşük. Vurdum, kaza olacak. Sen hangi akıllı hizmet bunu yapıyorsun hocam, yani? Hocam onu şeytan işte öfkenizi köpürtüyor. Evet, sonradan hocam başka olaylar da yaşamıştım. Böyle şey, o Karadeniz şeyini, duygusallığını, böyle hızlı inişleri, çıkışları kontrol altına almaya çabaladım. En iyi yollardan bir tanesi hocam şey işte, diyafram nefesi. Çünkü diyafram nefesi aldığında böyle bir beyine şey gidiyor hocam, oksijen gidiyor. O norepinefrinlerinden hormonu şey diyor, dengeliyor. Ama en başta sizin dediğiniz tabii. Yani sen diyeceksin ki ya, yani sonuçta ne olacak yani? Sonuçta 3 gün soğutacaksın. Şey, sonradan ne olacağım biliyor musunuz? Ben kendime o eğitimi verdikten sonra kendi kendime birkaç kez arkadaşlar beni yolda korna çalmışlar trafikte, yani bak bize diye. Ben hiç umursamadan devam ediyorum. Taciz ettik seni diyor. Yani sıkıştırdık. Ya o siz miydiniz diyorlar, tamam mı? Ya ne oldu sana diyorlar. Şey, sinirlerini mi aldırdın? Ya diyorum vallahi alınıyormuş yani dedim. Ben şuna baktım dedim. Benim sinirlerim bu kadar kıymetli. Allah vergisi yani. Niye harcayayım? Ya ben niye boşu boşuna harcayayım yani? Trafikte harca, orada harca, burada harca. Yani benim hani kendime zarar vermeden ve başkasına zarar vermeden bir tepki gösterme imkanım varsa bunu ben yapayım. Ama hocam trafikte o mümkün olmuyor. Hayır, trafikte o olmuyor yani. Olmuyor. Trafikte olmuyor. Onun için şey yapmak, yolunda gitmek olabildiğince şey. Hocam ben sizden bir de ötesini yaptım, bir de kaçtım. Birisi peşime düştü böyle. Korna basmıştım. Önüme atladı bir araba. Uyarmak için yani hiç kızmadan, öfkelenmeden. Kardeş bak dikkat et. Başkasına çarpabilirdi. Ben çarpmadım ama. Adam hocam nedir? Şizofren midir? Nedir? Arabayı böyle bir çevirdi ki tekerlerden dumanlar çıktığını gördüm. Ben kaçıyorum, o peşimden geliyor. Neyse hocam, birkaç ışıkta iyi araba kullandığım için hamdolsun peşimi adam kaybetti. Hocam onun işi zaten kavga gürültü olan yani, bir insan. Ben en küçük oğlum birkaç kez böyle dövüş sporlarına falan gittikten sonra biraz şey yaptı. Riskli hareketler yaptı. Dedim koçum sen matematikçisin. Matematik öğrencisi. Dedim o çocuk, sen ona matematikte gördüğün konuları söylesen konuların adını bilmez. İyi de dedim o sokakta yaşayan serseri tipler var. Yani sen de onun ne yapacağını bilemezsin. Hocam şöyle ya. Geçen bir güzel mesaj geldi. Yani piyasada o kadar çok insan var ki 3-5 sene yeter çıkarım. Yani ben bir Allah'ın yarattığı bir insana hayatın son verdim. Bunun çoluğu çocuğu var gibi düşünmüyorum. Hiç. Tabii. Ya o bana ufacık bir şey yaparsa ben de 3-5 sene yatar. Türkiye'de yani, biliyorsunuz maalesef. Evet. Yani ciddi bir ceza uygulanmıyor. Yatarı ne diye bir şey var. Zaten 2 yıldı galiba. 2 yıla kadar olanlar şey oluyor. Hapse girmiyor. Hiç yatarı yok yani. Başka bir suç isterse ya da evde hapis cezası biçiminde uygulanıyor yani. Öyle olunca hocam aman öfkemizi kontrol edelim. Trafikte, aile hayatında, iş hayatında. Lütfen şeytana ve nefsimize yardımcı olmayalım hocam. Hocam bunun da yolu zikrullah ile meşgul olmak. Yani sufiler diyorlar ki yani negatif duygulardan kurtulmak istiyorsan sen kendini pozitifle meşgul et. Allah'ın affedici sıfatını an, ne bileyim Allah'ın affedici, cömert, değil mi? Ne kadar çok isimler var hocam. Esma-i Hüsna dediğimiz. Bunlara meşgul ol ki aklında o kötü düşünceler seni işgal etmesin diyor hocam. Bu tabii hiç tepki vermeyeceğin anlamında değil hocam. Tabii ki. Diyelim ki plakasını alırsın. Gerekirse imkanın varsa fotoğrafını çekersin. Tabii. Verirsin. Yani bu hiç tepki vermemek, böyle tamamen sinirleri uyuşturulmuş bir insan gibi davranmayı gerektirmiyoruz. Ama sonuçta sen sağduyulu bir yurttaşsan bir serseriyle, bir işte dövüşçüyle, bir böyle ipsiz sapsızla mücadele edebilecek bir fizik şeyin yoktur yani. İmkanın gerek yoktur hocam, yani. Değil mi? Evet. Gerek de yok. Şimdi hocam bir de şu var. Ailevi ilişkilerde özellikle hocam biz sizi kırdığı zaman bunu çok kibar bir dille söylemek de lazım. İçimize biz hocam Türk'le çok atıyoruz. Evet. Attığımız duygular Ayşe Lüze hocam bana yan baktı, ters baktı. Evet. Bunu büyütüyormuş şimdi. Ya hocam geçen gün bana hani biraz şey sert konuştunuz.
O da diyecek ki ya fark etmedim, kusura kalma diyecek. Veya çok öfkeliydim, telefonda biriyle kavga ettik falan, özür dilerim. Belki çok basit bir şey. Bir kere iki kere hocam içimizi atıp büyütüyoruz. O yüzden hocam nazik ve kibar bir dille iş hayatında, aile hayatında ya bu beni çok üzdü. Yani şahsileştirmeden, hareketin ve fiilin kendini söyleyerek şu hareketin beni çok üzdü. Sen beni çok kızdırdın, sen bana şunu yaptın değil de evet. Hareketi böyle uzaklaştırarak hani senden bunu beklemezdim gibi söylemek hocam belki çok önemli. Dediğiniz gibi hocam zaten burada şunu söylüyor hocam. İtidalli olan saadete ulaşır. Yani itidal dediğimiz dengeli. Denge. Şimdi hocam öfkeyi konusuna alırsak bazı sanatçı her şeye öfkelenip her şeye cevap veriyor. Arkadaş gerek yok, ömür bu kadar uzun değil. Evet. Bazıları da her şeyi affedeyim, hiçbir şey problem etmeyeyim. Ya, etmiyorsun da insan vücudu hocam bir süre sonra diyelim ki eşlerden bir tanesi hocam hakaret ediyor. Evet. Sabır 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 adam en sonunda hasta oluyor. Sabreden vatandaş. Halbuki ya arkadaş eşim bunu bana söyleme yani hoş olmuyor bak dese. Evet. Veya çözüm arası hocam profesyonel veya akrabalardan. Evet. Bu olacak. Hocam bu konuda yani itidalli olmak orta yolu takip eden başarıya ulaşır. Çok hocam katılıyorum kesinlikle. Buna. Kesinlikle. Fay hatları hocam. Mesela fay hatlarında deprem enerji birikiyor. Küçük küçük depremler olduğu zaman şey seviniyor deprem uzmanları. Diyor ki enerjisini boşaltıyor. Ama uzun süre sessiz kalmışsa şimdi içe atma olayı böyle oluyor. Aynen hocam. Çok büyük tepki verebiliyor. Evet. Ondan sonra ne olur? Çok büyük deprem üretiyor yani. Diyelim ki en son yaşadığımız çok büyük deprem ne oluyor? Bazen bir fay hattı başka bir fay hattını da harekete geçiriyor. Dolayısıyla bu konuda uygun bir dille şeyi ifade etmek lazım. İnsanın kendi duygu durumunu. Bu diyelim ki bizde aslında şu bakımdan pozitif bir gelenek vardır. Bizde eşlerden birisi heyheylendiği zaman diğeri genellikle alttan alır yani. Bu doğru bir şey. Orada hemen reaksiyon göstermek biraz şeydir. Risklidir. Çünkü zaten heyheyleri üstünde tırnak içinde aklını öfkesi sarmış ya da üzüntüsünü sarmış yani. Hocam tabii aile ilişkileri yönetmek gerçekten çok zor. Yani hepimizin ailesi var, çevresi var. Orta yolu takip edip yani öfkesinde, sevgisinde. Hocam bizde mesela fedakarlık konusunda da çok aşırılık var. Bazı anneler her şeyi ben yapayım çocuğumun. Ayakkabısını bağlayayım, suluğuna su doldurup çantasına bırakayım, sabah erkenden kaldırayım. Çocuklar hocam sultan gibi yetişiyor. Sonra anne de bıkıyor bir süre sonra. Ya yeter evet. Artık diyor. Saçımı süpürge ettim meşhur. Evet evet. Ya, saçını süpürge etme arkadaş. Çocuğa daha en küçük yaşından itibaren yapabileceği her şeyi yaptırmak lazım. Bu onun için lazım bir şey. Çocuğa lazım. Sana evet, lazım değil evet, ama. Evet evet. Yani senin için önemli olan nedir? O bir kuş diye düşün. Şimdi ne yapması gerekiyor? Vakti geldiğinde uçması gerekiyor. Uçmasına mani olmamak gerekiyor. Ona Alfred Adler'in dediği aşırı sevgi, aşırı korku kadar çocuk üzerinde negatif etkisi var diyor yani. Hocam geçen bir arkadaş dedi ki benim oğlum dedi işte çok tutumlu falan. Ne yapıyor dedim işte iş yapıyor, çalışıyor, maaş alıyor güzel. Ama acayip parasını biriktiriyor. Dedim eve bir şey alıyor mu? Yani bir ekmek, su veya bir fatura ödüyor mu? Yok dedi. Sen dedim kendi elinde, kendi ayağına kurşun sıkıyorsun ya dedim. Yarın dedim bu evlenir. O zaman da parayı başkasına harcar, kendine harcar. Siz de mağdur duruma düşersiniz. Çok üzülürsün. Ama dedim böyle yapma. Bir fatura ödettir. Oğlum elektrik parasını sen öde. Evet. Oğlum şu çöpü giderken at. Oğlum akşam annen istedi eve bir kilo et al. Ne bileyim yani. Ya evet. Alsın dedim sorumluluk. Ne dedim böyle yani. Yani şeyini otel. Çocuğun kazandığına el koymak da evdeyken hiçbir katkısını olmaması da hepsi şeyler aşırılıklar. Hocam doğru babanın ihtiyacı olmayabilir. Kazanç çok iyidir ama mesele babanın ihtiyacı olmama meselesi değil. Değil. O çocuğun fedakarlığa alışması. Yarın evet. O arkadaş başka bir ortama gider. Arkadaşlar yerler içerler. Alışma diye şimdi. Ben hocam birkaç kere başıma geldi. Bir kere de ben ödeyeyim demiyor adam mesela. Cebinde akrep var derler. Cebinde yani. Akrep var. Ya arkadaş bazen sen öde. O ödesin sen de öde. O da ödesin. Yani evet. İşte hocam bunun yetişme tarzları. Ve hocam özellikle evliliklerde böyle çok el bebek gül bebek diye bir tabir var ya Türkçe'de. Evet. Yetişen oğullarımız ve kızlarımız anında hocam boşanıyorlar. Çünkü hanımefendi hayatta yemek pişirmemiş. Annesi pişirmiş getirmiş. Evet. Evlenince istiyor ki kocam pişirsin getirsin önüme. Ya da dışarıdan söyleyelim mesela. Her gün o da para yetmez, güç yetmez. Orta halli bir Türk vatandaşı için. Bir de şey için. Ne kadar mutfak için şey beden sağlığı için de ne kadar kötü bir şey. Hazır gıdalarla beslenmek. Yani evde yani
hani bizde ocak deyimi vardır hocam. Ocağın ya, tütmesi diye bir aynen. deyim var yani. O aynı zamanda şey, sohbet demek, muhabbet demek yani. Demek pişirirken de o evet. abdestle bir de hocam bunun manevi tarafı evet. da var. Biz hocam burada tasavvuf, şey yani yapıyoruz. Erkekler çalışıyor bile olsa, kadın çalışmıyor bile olsa bir şekilde erkeğin de mutfakla ilişkisi olması lazım. Yani orada kadın yapayalnız kalmamalı. Yapabileceği vardır. Asistanlık hizmetleri yapar yani. Hocam gerçekten size katılıyorum. Yani bazen çok işte 15-20 kilo bir biber, turşuluk bir şey alınıyor. Anne bunu yapsın tek başına. Hmm. Yani koca da yapacak. Şuralar da bir yer, şey herkes hocam elinden ne geliyorsa. Böylece ailedek hocam ortaklaşa iş yapma kültürü gelişecek. Hocam insanlarla ilginç. Mesela en fazla bu ortaklaşa yapılan işler, ortaklaşa yapan eğlenmeler, ortaklaşa yapılan gezmeler. Yani herkesin aktif olduğu, orada duygu geçişleri çok daha şey oluyor. Hocam nedense bu çağda bireysel de mi zevkler, bireysel. Ben tek başıma film izleyeyim, tek başıma bir şey yiyeyim. Halbuki evet. bizim ecdadım hocam güzel yemekleri bir tek başına yemezdi. Şey, ben şey önerisinde bulunuyorum. Mesela okullarda verdiğim seminerlerde genellikle lise ve ortaokul öğrencilerine seminer veriyorum. Aileyle birlikte izlenebilecek hocam ilham verici filmler. Hmm. Yani tamam herkesin sonuçta bireysel tercihleri var. Diyelim ki aksiyon filmlerini şey sevmez. Anne babalar sevmeyebilir yani. Yani. Bu arada annelerin babaların sevdiği bazı filmleri çocuklar sevmeyebilir. Ama herkesin sevebileceği orta yolda neyse artık. İlham verici filmler. Bunu birlikte seyretmek. Hmm. Hepsi olmasın, bir kısmı olsun, bir kısım belgesel. Onun için bence ailelere şey olmalı. Haftada bir birlikte seyredecekleri bir film, bir belgesel, bir dizi, bir şey olmalı yani. Hocam bununla bitirelim inşallah. Evet, beraber vakit geçirmeye, beraber seyretmeye, beraber ağlamaya, üzülmeye hoş geldiniz diyelim. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza, dilinize, gönlünüze sağlık. Sizin de hocam. Erkan Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, Erkan TV'mizin de pek kıymetli izleyicileri. Yeni bir tasavvuf insan psikolojisine buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.